Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master'ın katkılarıyla hazırladığımız... Bir daha başlayalım. Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Uzun süredir beklediğimiz bir telefon sonunda ofisimize ulaştı. Xiaomi Redmi Note 8. Dekiz. Allah'tan kutuyu açmadım ha. Bu hataları yapma kanka. Tamam pro, pardon pro. Bugün yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Aslında uzun süredir beklediğimiz bir model. Sonunda elimiz... Beklediğimiz kötü oldu kanka. O kadar önemli değil ya. Sesi duyalım. Zaten mutlu. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben gelecekten gelen Osman Tufan. Tanrı'nın yazdığı şiircesine. İçimden geçeni bilircesine. Yalnız benim için bak yeşil. Aleyküm selam. Hangi ilahilere hakimsiniz mübarek? Sübhaneke var bende ama. Sübhaneke söylüyor mu bilmiyorum. Teknoloji Okulu'dan hep ambulans, yine ambulans geç. Klasik olarak ambulanslı yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yavaş. Kırsaydın yavaş. Oğlum kırsaydın. Vallahi o kapıyı kırarsa Sait bir daha bizi sokmaz bu odaya. Haberin olsun Oğuz. Lan! Teknoloji Okulu'ndan çekimde değil mi? Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Huawei videosuyla karşınızdayız. Malum son dönemde Huawei'nin başı biraz böyle dertli, biraz böyle dumanlı diyebiliriz. Hatta bakınca böyle Huawei çalışanları şunu söylüyor. Dumanlı dumanlı oy bizim eller. Baştan başlıyorum. Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuzda bu ne lan örümcek ağ mı? 30 tane koyunu alın Rusya baskısının çoğalmaya başlıyor gençler. Evet abi. Oynuyorum bak sen al sana kamera arkası. Oğuz diyor ki bir kayıda basmamışım abi. Osman tam bir zengin gülüşü yaptın ama. Ve şifreniz varsa uygulamada gelen yere. Lan bu ne burada? Allah'ım hiç fark etmedim çakladı. Allah'ım en baştan başlayacağız ya. Üzerinde çalışıyor iPhone 9 ya da SE2 olması beklenen. Bununla bir dakika, ilgili iPhone üzerinde çalışıyor dedin. Şimdi onlar der iPhone çalışmıyor, Apple çalışıyor falan derler. Baştan. Ah tamam peki. Gözünü de kırpıyor böyle. Hadi devam. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun teknik özelliklerine. Realme. Dur burayı bir daha alalım. Tamam. Tamam. Gelelim arkadaşlar teknik özellikler kısmına. Dilerseniz bu kulaklığını ince... Baştan al kanka ya. En baştan. Hı-hı. Alüminyum muydu lan bu? Burada arkadaşlar son dönemde bilgisayar fiyatlarının oldukça yüksek olduğundan şikayetçiydik zaten biliyorsunuz. Baştan alacağım bu videoyu. O yüzden çünkü gibi hissediyorum. Baştan giriyorum. Bir. Lar. He? Teknoloji Otu. Otu. Teknoloji Oku. YouTube kanalından hepinize merhabalar. Gel abi gel. Kadraj ayarlıyoruz da. 12'de açılıyor ve 12'ye kadar da bir sıra vardı. Sağ tarafta ise ses açıp kapatma butonuyla... Bir dakika. Burayı baştan alak bura. Power buton değilmiş. Nasıl bir çocukluk yaşadıysan. Ya bizim çocuk 80'li yıllar çok fantaziydi ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Tamam mıyız? Hazırız. Hadi girelim. Girdik mi kayda? Evet.
Kayıtta mıyız şu anda? Evet. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Mafya 2 Definitive Edition. Evet arkadaşlar, bir baba... Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu listeyle baş başa bırakalım. Burada dın 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 404 error. Çete bandrol vergisi yalanmış. %1 zaten ya. Yeni modeliyle kapatmış oldu arkadaşlar. Bu model FreeBuds 3... Ne oldu lan? Ha, oraya bakınca. P40 Lite E'nin fiyatına gelelim son olarak. Kaç para la bu telefon? Çok para. 2500 vardır. Fazladır la. 2750. O fiyatı bir daha alayım. Cehir cehir oynayabileceğiniz oyunlar çıkıyor. Nedir bu? Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak olan The Last of Us Part 2. Evet. Gelelim arkadaşlar bilgisayarımızın... Boğazım gitti yine. Gelelim arkadaşlar... Gelemiyorum. Adam hiç tutmaz, su iç. Boğazım gitti. Sabah soğuk su içtim. O boğazımı ağrıttı biraz. Geliyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok feci bir şekilde parçalandı arkadaşlar. Kırmadan çıkartabilirsek. Aha, çıkmadı. Çıkıyor aslında bu. Ama çıkartamadık şu anda. Neyse, bir tanesinin çıkması yeter. Buradan açtığınız zaman dolayısıyla ekranı 180 derece açabiliyorsunuz. Yani burada herhangi bir kasılma ya da kırılma söz konusu olmuyor. Abi ekranda etiket var ya. Abi onu zaten detay koyarsın oraya. Ne olacak ki? Dur, etiketi gerek kalmadı. Oppo'nun hayli şık modellerinden birisi olan A72. Burada... Dur şunun sesini kısayım. En baştan başlıyorum. Tamam. Diyeceksiniz ki ekran altında mı var acaba? Tabii ki hayır. Çünkü IPS LCD ekranlarda zaten ekran altı parmak izi okuyucusu bulunmuyor arkadaşlar. Kulak cama mı çarptı? He, herhalde oraya gidecek zannetti. Cam çok temiz kanka. Baksana. Cama gömçürdü kendini. Kaçacaktı it. Gördün mü? Cam olmasa kaçmıştı. Dikkatli olacaksın işte. Hacı millet kuşuyla dışarı çıkıyor ya. Kuş burasında gezip geri geliyor. Papağan o kanka. Yok be, ne papağanı? Muhabbet kuşu gördüm ben bir tane. Adamın şurasındaydı. Ya bak, burasına yapışmış. Onlar geziyorlar. Çok iyi eğitiyorlar işte. Neyse. Peki bu telefonda hangi yonga seti bulunuyor?